Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevli Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için tam ölçü ve tam kıvamında nefis bir erişteli tarhana çorbası tarifi hazırladım. Sizleri daha fazla bekletmiyor ve hemen tarifime geçiyorum. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. tencereye ilk olarak bir su bardağı yoğurdu alıyorum. Daha sonra içerisine yarım çay bardağı toz tarhana ekliyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 ml, çay bardağı ölçüsü ise 125 ml. Kabuğunu soyduğum bir diş sarımsağı rendeliyorum. bir çay kaşığı karabiberi de ekledikten sonra ilk olarak tüm malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Güzelce karıştırdıktan sonra şimdi içerisine bir buçuk litre soğuk su ekliyorum. Suyun tamamını ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Verdiğim ölçü tam ölçüdür. Lütfen tarifimdeki ölçüleri birebir uygulayın. Yeteri kadar karıştırdıktan sonra şimdi tenceremin altını yüksek ateşe getiriyorum. Sürekli kaynayıncaya kadar karıştırmaya devam ediyorum. İçerisinde yoğurt olduğu için sürekli karıştırmanız çok önemli. Aksi halde çorbanız kesilir. Daha sonra çorbama dondurulmuş 1 su bardağı et suyu ekliyorum. Çorbamı yüksek ateşte kaynayıncaya kadar karıştırıyorum. Çorbam yavaş yavaş kaynayıp kıvamını almaya başladı. Şimdi kaynayan çorbanın içerisine bir su bardağı erişte ekliyorum. Ekledikten sonra güzelce karıştırarak kapağını yarı açık şekilde bırakıyorum ve çorbamı kaynatıyorum. Artık bu aşamadan sonra tenceremin altını kısık ateşe getiriyorum. Erişteler iyice pişene kadar kaynatma işlemine devam ediyorum. Çorbam bir yanda kaynarken diğer yandan da üzerine dökeceğim naneli sosumu hazırlıyorum. Yaklaşık 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağı tavaya aldıktan sonra içerisine 1 yemek kaşığı kuru nane ekliyorum. Kısık ateşte naneyi biraz kavuruyorum. Naneyi yeteri kadar kavurduktan sonra kaynayan çorbanın içerisine ekliyorum. Son olarak içerisine bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Çorbam için gerekli bütün malzemeleri tencereye koydum. Güzelce karıştırıyorum. 1-2 dakika daha kaynattıktan sonra artık çorbamı ocaktan alıyorum. Bu çorbanın yapımı hem çok basit hem de gerçekten çok lezzetli ve doyurucudur. Bu nefis tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla ve sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.